Buraya çok uzun yollardan geldim. Baba. Gerçekten hiç kolay olmadı. Benim bildiğim babam dünyanın en iyi insanıydı. Yoksulluk içinde büyüttü beni. Onu kaybetmek hayatımdaki en büyük boşluğu açmıştı. Ne yapsam dolduramadım o boşluğu. Hiçbir şey geçirmedi içimdeki acısını. Buraya geldim. Bir şeyler beni buraya getirdi. İnanmayacaksın. İçimdeki bu boşluk yavaş yavaş bu coğrafyada dolmaya başladı. Ama tam değildi. Meğer buraya düşmemiş yolum. Meğer seninle karşılaşmamışım. Öğrencilerimle buraya geldiğimde aslında seni görmüştüm uzaktan. Öyle tuhaf bir his kaplamıştı ki içimi. Anlatamam. Sonra Abdullah amca beni senin yanına getirince... işte o zaman... yani içimde... ruhumda bir canlanma oldu. İşte insan içine çıkmayan ben, kalabalıklardan uzak duran ben... sanki bambaşka bir insan olmaya başladım. Hatırlıyor musun? İlk konuşmamızda bana içimde güneş olduğunu söylemiştin. Ben o içimdeki güneşin burada doğduğunu bilememişim. Bir şeyler sürekli olarak beni buraya çekti ama ben bir türlü anlayamadım. Beni buraya bağlayan sen misin baba? Annemmiş. Senin içindeki o güneş benim ömrümce aradığım güneşti kızım. Sen buraya her ayak bastığında, bana her yemek getirdiğinde senin içindeki o güneş bir başka aydınlattı burayı. Havada bir hakikat vardı. Senden bir parça vardı sanki. Sonra hastaneye düştüğüm zaman ölümün kıyısında seni gördüydüm. Beni o kıyıdan çekip alan senin varlığındı. Niye söylemedin bana? Neden hiçbir şey olmamış gibi davrandın? Neden kaçtın benden? Söyleyemedim. Nasıl söyleyeyim? Aklım bana yetmiyor, görüyorsun işte. Söyleyemedim sana. Hem senin bir hayatın var, bir işin var. Daha önünde upuzun bir ömür var. Güzellikle yad ettiğin bir geçmişin var. Nasıl derdim sana bunları bir kenara at diye? Ben senin hakikatini incitmek istemedim. Geçmişim orada duruyor. Bir yere attığım falan da yok. Ama önümde bir gelecek var, evet. Ve o sensiz olmayacak. O yüzden hadi kalk, seni eve götüreceğim. Olmaz kızım. Ben anneni bırakmam. Onu güneşsiz bırakmam. Baba, olmaz, ben bunu kabul edemem. Benimle geleceksin, birlikte yeni bir başlangıç yapacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Hadi lütfen. Taş yerinde ağırdır kızım. Ben buranın bir parçasıyım. Benim hikayem burada başladı, burada biter. Sen evine dön. Ne abini bırak, ne de analığına kız. Onlar iyi insanlar, senin üstünde çok hakları var. İncitme onları. Biliyorum ben onların haklarını ödeyemem. Ama seni burada bırakmaya da gönlüm razı olmaz. Sen beni merak etme kızım. Şimdi sen bana bir söz ver. Hayatına devam edeceksin. İçindeki güneşi hiç kaybetmeyeceksin. Neşen bu bozkıra sığmayacak. Daima güzellikte yaşayacağım. Söz ver bana. Söz baba. Söz.
Biz annenden buradayız. Benim bu kalburumla üstümdeki bu yamalı hırkadan başka bir şeyim yok. Bir de iyi kötü bu ev var işte. Senin evin. Böyle yıkık dökük durduğuna bakma. Beni hiç darda koymadı. Seni de koymaz. Başın ne zaman dara düşerse bil ki burada bir evin var kızım. Sen de bunu unutma. Unutmam baba. Hiç unutmam.